rekoru gitmiş ödüller. Bu da önemli. Bununla beraber bireysel başarıların da grup dinamiği içerisinde ödüllendirilmesi, övgü alması her zaman önemlidir. Ben buna inanırım. Keşke burada bu kupaları değil, kazandığımız kupaları gösterebilseydi oyuncularımız. Ama ellerinde kupa olsun istedim. Elleri biraz kupaya alışsın istedim. Başlarının üstüne bir şey taşımaya alışsınlar istedim. O yüzden de böyle düşündük, böyle karar verdik arkadaşlarımızla birlikte. İnşallah önümüzdeki sezon bahar aylarını takiben yaza yakın dönemde ellerinin arasında, başlarının üstünde gerçek. Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Almanya'dan canlı yayınımız devam ediyor. Dün gerçekten de objektiflerimize güzel görüntüler yansıdı. Futbol Genel Direktörümüz Sayın Önder Özen çok büyük bir jest yaptı oyuncularına. Ve önümüzdeki sezon umarız kupalar kaldırırlar. Kariyerlerinde birer kupa olur dedi. Hem kulübümüz adına hem oyuncularımızın kariyerleri anlamında çok çok önemli bir başarı olacaktır. Futbol Genel Direktörümüz Sayın Önder Özen'e de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Tabii kampta sadece bize yansıyanlar, dünkü antrenmandan yansıyanlar bu şekilde değildi. Farklı güzellikler de vardı. Bu sabah yapılan antrenman sonrasında çok tempolu bir çalışmaydı. Önce sahada fitness çalışmaları gerçekleştirdiler. Kondisyonerlerimiz eşliğinde, ardından da taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı futbol takımımız. Peki antrenman sonunda neler yaşandı? Aslında Olcay Şahan, daha önceki VTR'lerde de hep gördük. Gerçekten de kampın en neşeli ismi şu ana kadar. Yine Ersan'la birlikte, Veli'yle birlikte Olcay Şahan'la bir iddiaya girdik. Ben oradaki bir çöp kutusunu açtım. Ayakla kaç atışta bir basket atabilirsin dedim. Olcay da bu antrenmanda sadece denemesini yapalım. Akşamki antrenmanda 5 atıştan bir tanesini sokacağım dedi. Eğer 5'te 1 yaparsa Olcay, ona bir hediye alacağız ama 5'te 1 yapamazsa Olcay, o bize bir şeyler alacak. Bakalım Olcay Şahan akşam antrenmanında nasıl bir performans gösterecek, ama onun bence en büyük örneklerinden bir tanesi de bu sabah antrenmanın sonrasında oldu. Bu yalnız tekrar belirtiyorum, akşamki yarışma öncesinde bir antrenmandı. Dilerseniz Olcay bakalım çöp kutusuna basket atabilmiş mi?
Hey sonra. Sonra konuşuruz. Çektin mi? Bu akşam için antrenmandı herhalde. Evet, bazen oyunculara ihtiyaç vardı antrenman. Benim gibilerine. Akşama Velik abla getireceğim buraya. Ramon kazandı. 3 vuruştan biri için. Ramon kazandı bunu. Sen de attın ama. Yok abi, önce Ramon. Peki. Ama 20 kere vurduktan sonra itmendi bu ya. Bana bir şey söyleyin. Kaçta kaç yapacaksın? Onu söyle. Şimdiden taahhütünü ver. Fazla vurdun yani. 5 vuruşta bir tanesi içeride. 5'te 1. Ne? Evet. 5'te 1 peki mi? Şöyle. Ben 5'te 1 gir, o buzun altında 20 dakika kalırım. Buzun altında ama ben seni iyi yıkarım ama. Tamam hadi. Tamam. 5'te 1 yaparsan bütün futbolcularla yapacağız. Kazanan kaybedeni ödül alacak. Tamam. Ya kaybeden kazanan. Ödüllen yaparım. Gel bana. 1'de 1 de yaparım ama ödüllerle tamam, gel bana. Akşam görüşürüz. Bu keyifli görüntülerin ardından yayınımıza devam ediyoruz sevgili seyirciler. Atışları sizler de gördünüz. İddiayı Olcay Şahan mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Akşam saatlerinde bunun cevabına ulaşmış olacağız. Bu arada iki basket var, ayakla atılan iki basket var. İlk atan Ramon Motta, yani bugün sabah yapılan çalışmanın şampiyonu Ramon Motta, onu belirtelim. Olcay Şahan sonrasında ayağıyla basketi atmayı başardı. Bakalım akşam antrenmanından sonra neler yaşanacak? Aslında yayının başında da söyledik, bir önceki günde de kamp günlüğü programının şu ana kadarki yıldızı Olcay Şahan. Olcay bu çalışma sonrasında da ayak basketinin ardından da rahat durmadı. Aslında Olcay'a bir komplo düzenlendi. Masör Kadir abiyle yine malzemecimiz Abdurrahman abimiz bir araya gelip Olcay'ı suya atmaya çalıştılar ama son anda Kadir abi Erdal abiye bir şaka yapmak istedi. Bu sefer Kadir abiyle Olcay birleşti ve malzemeci Erdal abimizi alıp su dolu kovaların içine doğru attılar. Bu görüntüleri de seyredelim, ardından tekrar birlikteyiz. Almanya'daki yayınımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Aslında Olcay Şahan'a bir oyun oynamak istedi Erdal abi ama kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. O da antrenman sonrasında yoğun temponun ardından biraz serinlemiş oldu. Erdal abiyle de güzel bir anı olmuş oldu. Sevgili seyirciler, Almanya'da gerçekten de keyifli görüntüleri kaydetmeyi hep sürdürüyoruz. Aslında dün yayınlayacaktık şimdi yayınlayacağımız VTR'mizi ama dün çok güzel bir ödül töreni olduğu için canlı yayını ödül töreniyle devam ettik ama 2 gün önceki antrenmanın son bölümünde futbolcularımızın bir bölümü ayak tenisi oynadılar. Bir bölümü de minyatür kale mücadele gerçekleştirdiler. Ayak tenisinde de her zaman olduğu gibi müthiş bir çekişme vardı. Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup ve Filip Olosko'dan oluşan takım. Rakibi ise İsmail Köybaşı, Olcay Şahan ve Uğur Boral'dan oluşan bir takımdı. Bu arada şunu da belirtelim, Uğur Boral gerçekten de ayak tenisinde kaybetmedi bugüne kadar. Çok başarılı bir performansı var. İlk seti kaybetmelerine rağmen maça tutunmayı başardılar. Ve Uğur abinin takımı Ersan'ın takımını 2-1'lik sonuçta mağlup etti. Çok güzel görüntüler vardı. Bu ayak tenisi mücadelesinin sonunda da özel bir röportaj yaptık kazanan takımla. Bu görüntüleri de seyredelim. Ardından yayınımız devam edecek. Önce bir ilk turu iyi bir ısınmaydı. İkinci turda da onları biraz gaza getirdik. Evet, üçüncü turda maç da. Maç yoksa bitmeyecek. Süre de vardı. Senin olduğun takım kaybetmiyor hiç. Yok, benim oldu. Evet sevgili seyirciler, hem dün sabah saatlerinde hem de akşam saatlerinde kameralarımıza yansıyan kampın tüm detayları bu şekildeydi. Futta günün ikinci çalışması gerçekleşecek. Erken saatte olmasının sebebi de bu akşamki Dünya Kupası mücadeleleri. Futbolcularımız bu Dünya Kupası maçlarını da seyredecek. Bu notu da aktaralım ve kamp günlüğü programımızın sonuna geldiğini belirtelim. İlerleyen günlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. We'll be right back.